Mahkeme ne zaman, belli oldu mu peki? Yarın haber verecek Yücel. Benim pek umudum yok ama. Ömer kesin ayarlamıştır bir şey. Bu konuda yapabileceği bir ayarlama yok. Onu bilmiyor gibi konuşma Ali. Çocuğumuzu ancak zorla alabilirsek alırız onun elinden. Hayatım, hani pes etmek yoktu? Benim güçlüğüm, her koşulda ümidini koruyan aşkım nerede? O zaman seni bekleyen bendim. Ama şimdi bizi bekleyen bebeğimiz. O senin yanında olsaydı, ben Ömer'in elinde olsaydım yine bu kadar acı çekmezdim. Beklerdim. Hem de istediğiniz kadar. Çok beklemeyeceksin, söz veriyorum. Yakında kollarımızda olacak. Sonra bir bakmışız ki yaramazın peşinden koşturuyoruz. Tıpış tıpış geziyor ayağımızın altında. İlk baba diyecek ama, yoksa bozuşuruz ha. Birlikte top oynayacağız oğlumla. Okula gitmeye başladığında artık sana bırakırım onu. Belli toplantıları falan. Annesini ister çocuklar böyle zamanlarda. Bunları görebilecek miyiz gerçekten? Elbette. Mezuniyetlerini bile göreceğiz. Boyumuzu geçti, eşek sıpası diye takılacağız da. Olanları anlattı annem. Sen takma baba o salakları. Ben takmam elbette. Tabii eğer sen de takmazsın. Arkadaşların bilinçsiz olması normal. Bu hastalığı konuşmaya bile korkuyor insanlar. Başımıza gelmeseydi bizim için de bu böyleydi. Ama madem bu hastalıkla sonuna kadar savaşmaya karar verdik, güçlü durmalıyız. Savaşımızı her cephede aynı cesaretle vermeliyiz ki başarı şansımız olsun. Bu... Odadan çıkmadan, evden çıkmadan olmaz kızım. Yolda yürürken senin kırıldığını, incindiğini görmek kadar beni üzecek başka hiçbir şey olamaz. Benim tek gücüm senin ve annenin desteği. Merak etme baba. Benim için de tek önemli şey sensin. Kimin ne dediği, ne düşündüğü umurumda bile değil bundan böyle. Giden gider. Zaten benim işim de zor günümde yanımda kalanlar. Canım. Kapat artık konuyu İhsa. Sabahtan beri aynı yerde misin? Sen neden risk ettiğinin farkında bile değilsin galiba Ömer. Öfkeni kontrol et dedikçe başına daha büyük belalar alıyorsun. Buraya seninle bunu tartışmaya gelmedim. Şu işi ne zaman ayarlıyoruz onu söyle. Silahları ne zaman getirtelim? Bu son parça olacak. Niye? Bu kadar güzel paraya sırtınızı mı döneceksiniz? Sırtını dönen sensin. En azından senin şu sorunun bitene kadar bizimkiler seninle çalışmak istemiyor. Bir açık verecek olsam biteriz hepimiz. Ben ne zaman açık vermişim ki? Küçük bir düşmanımla da bırakın bildiğim gibi baş edeyim. Neyse, ortalık durulsun bakarız. Teslimatı 17 Haziran'da yapalım. Tamam. O zamana kadar bari rahat dur da son anda bir çuval inciri berbat etme. Kes artık İhsan. Canımı sıkıyorsun. Neyse ben gidiyorum. Konuşulacakları konuştuk zaten. Saati bildirme. Görüşürüz. Görüşürüz. Budur şef. Bunların suyunu nihayet kaynattık canım. Geliyorum annem, ağlama. Ağlama anneciğim.
Lamia. Oğlum. Bebeğim. Oğlum. Bebeğim. Canım. Sesini duyuyor musun sen de Ali? Burada o. Bebeğimiz burada. Tamam canım, geçti. Geçti. Burada dedim. Bak ağlıyor. Lamia. Yalvarırım, kendine gel. Nihayet gelebildi şu mahkeme günü. Ne olacak dersin Hikmet? Yücel anlattı ya hanım. Bir daha mı anlatayım? Ben o adamla karşılaşmalarını diyorum. Gene bir sorun çıkmasın. Mahkeme salonunda ne yapabilecek ki o soysuz? Cesareti varsa yapsın. Biz de gitseydik keşke. Ali istemiyor. Buyurun Nesrin Hanım. Merhaba. Beyim, burada kalmak benim içime hiç sinmiyor. Bizim de Mirza. Ama Ali'nin bir bildiği var demek ki. Hani onlar nerede? Gelirler birazdan. Odada konuşuyorlar. Oturun çocuklar. Ömer elinden geldiğince bizi tahrik etmeye çalışacak. Canımızı yakmaya çalışacak. Ne olur onu duymazdan gelmeye çalış. İstediğini ona verme. Merak etme sen. O zevki ona dünyada vermem. Başaracağız. Bunun için her an dua ettim. Yardım ister misin? İdare ediyorum abi. Abi, ben de gelmek istiyorum. Gerek yok Levent. Yorma hiç kendini. Ben aşağıdayım Ali. Tamam canım. Aramızdaki uçurum hiçbir zaman kapanmayacak. Sende açtığım yaranın tedavisi yok biliyorum. Bir daha asla beni kardeşin gibi görmeyeceksin. Haklısın da. Ama benim içinde yaşadığım cehennem ateşini anlamana ve bilmene imkan yok. Levent, bu konuda konuşmak istemediğimi söyledim sana. Benim söylemeye çalıştığım şu abi. Beni affetmeni beklemiyorum senden. Sadece yanında olmama izin ver. Bu zaten çok kısa sürecek bir duruşma Levent. DNA testi için gün belirleyecekler, o kadar. Babamları da götürmeyeceğim. Sen de evde kalıp dinlen. Beni de kameride çok üzdün Lamia. Bulaşma Ömer. Oğlundan haber almak istersin dedim. Yavrumuz seni çok özledi. Senin yokluğunu hissettirmemek için elimden geleni yapıyorum. Lakin... Lütfen sakin ol. Lamia. Defol git artık Allah'ın belası. Git hayatımızdan. Bana hak etmediğim gibi davrananlar hak ettiklerini bulurlar. Davacı Lamia Abdal Cihan. Davalı Ömer Abdal Cihan. Kendine çok güveniyor Ali. Kesin bir şeyler planlıyor. Bitmiş olsa gerek değil mi mahkeme? Niye aramadılar daha? Dur hanım, sabırsızlanma. O kadar da çabuk bitmez herhalde. Bu arada hazır yoklarken uyarayım yine seni. Lamia'nın üzerine gidip durma artık. Kızcağız da perişan oldu iyice. Ali anlarsa kıyameti koparır, bak ona göre hanım. Sinirlerim tükendi. Bitti Hikmet, ne yapayım? Ali'nin hayatını karartan o kazadaki iki melanet kadın da burnumun dibinde her an. Nasıl bir kader bu? Nasıl bir talih? Hala da oğluma acılar yaşatıyorlar.
Hele o Lamia var ya Lamia. Lanetli. Kesin lanetli. Yoksa kazadan 5 sene sonra neden çıktı ta Suriyelerde oğlumun karşısına? Bu kadar bela niye üst üste başımıza geliyor Hikmet? Sen bunu biliyor muydun? Neyi? Oğlumu kaybettiğim o kahrolası kazayı yaptıran kadının Lamia olduğunu. Biliyor muydun? Bana doğruyu söyle Levent. Hayatım, sakin ol önce. Biliyordun demek. Bunu bana neden söylemedin ha? Neden? Seni üzmek istemedim. Bir de hayatımı tehlikeye attım. Seni tehlikeye attım. O uğursuz için mi ha? Bütün sevdiklerimi aldı benden. Nasıl söylemezsin bana? Nasıl? Karar. Taraflar dinlendi ve söz konusu iddianın doğruluğunun ispatlanması için DNA testi istemine karar verildi. Mahkeme test sonucunun değerlendirilmesi için 19 Haziran 2007 tarihine ertelenmiştir. Çok yazık Lamia. Yavrumuzun yanında olmak varken bu saçmalıklara bel bağlıyorsun. Ne bunu bu kadar rahat konuşturan Ali? Aklındaki ne? Kesin bir bildiği var. Merak etmeyin. Bildiği her neyse yapmaya vakti olmayacak. Hadi size arabayı götürün de şoför eve bıraksın. Sen? Benim emniyete gidip Yavuz'la Canan'la konuşmam lazım. Hadi. Hadi kızım. Geliyorum. Buyurun. Merhaba, ben kızınızın okul arkadaşı Canberk'in annesiyim. Evet. Ben eşinizin rahatsızlığını duydum. Geçmiş olsun. Üzücü bir durum tabii ama takdir edersiniz ki bizim için de endişe verici bir durum. Nedir sizin için endişe verici olan? Sizce kızınızın okula gelmesi doğru mu? Çocuklarımızı da tehlikeye atmaya hakkınız yok. Bana bakın. Bu kadar endişeleniyordunuz, bu kadar duyarlıydınız madem, kapımıza dayanmadan önce doktorunuzla konuşmayı denediniz mi? Ya da zahmet edip bir şeyler okusaydınız, bu hastalığın selam vermekle, aynı ortamda olmakla kimseye bulaşmayacağını bilirdiniz. Dünyanın bin türlü hali var Mine Hanım. İnsan olmanın da öyle hanımefendi. Bu hastalık ne kızıma ne de çocuklarınıza zarar vermez. Asıl mikrop siz ve sizin gibilerin yetiştirdiği duyarsız, vicdansız, insanlıktan nasibini almamış çocukların bu tavırları. Şimdi defolun evimden. Anne, ne oldu? Bağırışma duydum sanki. Yok bir şey kızım. Sana öyle gelmiş. Kim geldi? Hiç. Postacı. Yanlış adres yazılmış. Sen iyi misin? Hı hı. İyiyim. Çocuğumu senin yüzünden mi kaybettim ben? Bir de utanmadan mağdur pozlarına yatıyorsun. Ne yaptın da Ali'yi buna inandırdın ha? Sen olmasaydın belki oğlum yaşıyor olacaktı hala. Bugün yaşadıkların Allah'ın adaleti. Sözlerinize dikkat edin. Arabayı Lamia kullanmıyordu. Oysa sizinkini siz kullanıyordunuz. Önümüze de aniden çıktınız. O kazada bizim kayıplarımızdan haberiniz bile yok. Bir de kızıma hesap sormaya kalkmayın. Suçlu benim öyle mi? Bu saatten sonra suçlu aramak ne vicdanını rahatlatır ne de kayıpları telafi eder.
Bizim acımız bize yetiyor. Bir de sizinle uğraşmayalım. Gidin. Allah sizi kahretsin. Kahretsin. Dilerim siz de çocuğunuza kavuşamazsınız. Kızım. Dayanacak gücüm kalmadı anne. Yavrum. Kızım. Geçecek bunlar. Geçecek canım. Alo İhsan. Evet, her şey hazır. Bu gece 3'e kuralım saatleri diyorum. Gördün mü bak? Ben nasıl da her şeyi kusursuzca hallettim. Bundan sonra bir süre beni düşünmene gerek kalmayacak. Kamerayı da alıp yurt dışına çıkacağız biraz. Buraların tadı kalmadı. Görüşürüz. Bitti bu iş şef. İhsan'ın yüzünün alacağı hal beni şimdiden çok eğlendiriyor. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıldı mahkeme? Beklediğimiz gibiydi. Ama Ömer fazla rahattı. Bir kaçarı var belli. Siz ne durumdasınız? Sana iyi haberlerimiz var nihayet. Ne? Bu akşam iplerini çekiyoruz nihayet. Teslimat bu geceymiş. Hem de voleyi büyük vurmayı planlamışlar. İhsan nasıl oldu da indi tepenizden? İnmedi. Gagalamak için elinden geleni yapıyor. Ama benim elim artık daha sağlam olduğu için diş geçirmeye gücü yetmiyor. Biz İhsan'ın bağlantılarının büyük çoğunluğunu tespit ettik. Şefim de işi iç işlerine kadar götürdü. Ve sağlam bağlantılar kurdu. Ama henüz bunların hiçbirinden İhsan'ın haberi yok. Kendini rahat hissetmesi önemli. Anlayacağın karşılıklı 3 maymunu oynayacağız. Ama bizim bildiklerimiz bu sefer İhsan'ın bildiklerinden daha fazla. Yanılmıyorsunuz değil mi? Bu da bir tuzak olmasın. İhsan operasyonu öğrendiğinizi anladıysa ya. Mümkün değil. Anlasa bu kadar rahat olmazdı. Rahat ol. Bu kez tüm delikleri tıkadık. Bir yere kaçamazlar. Ya bebeğim? Yakalayalım şu namussuzları hele. Onu da alacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu defa bizi çok üzdün Ömer. Büyük sıkıntı yaşattın. Çok, çok fazla soru soruldu sayende. Çok fazla. Üzgünüm beyler. Başınızı ağrıtmak istemezdim. Ama nasıl olsa bu son. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Bu kadar iş yaptıktan sonra son işte birbirimizi incitmenin, üzmenin alemi yok değil mi? Hı-hı. Buyurun, isterseniz açalım. Olduğunuz eller yerde yukarı. Kalın. Kimse kıpırdamasın. Elleri görelim. Neler oluyor burada? İhsan. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ahmaklar? Nasıl bir işi bozduğunuzdan haberiniz var mı sizin? Bu çok gizli bir görevdi. Hepinize göstereceğim gününüzü. Hepinize. Lütfen elleriniz havada kalsın. Başım büyük belada Yavuz. Bu gizli operasyonla ilgili detayları merkezde anlatırsınız efendim. Hata varsa ben bedelini ödemeye hazırım. Buyurun. Beyleri arabaya yerleştirin. Emredersiniz. Dedik sana Ömer. Yürü. Yaktın hepimizi. Geçin şöyle. Tanrıçası yapan şu aptal gönlüm değil mi? Gözlerin kurudu gönlüme tuzak, gözlerinde suçlu.
gökyüzü, masmavi deniz, sensiz kimsesiz, bir de ben sensiz ki. Biter bir gün, biter elbet, bitince ben, ben olur muyum? İnsan her gün ölmüyor ki, öleceksem senden olsun. Biter bir gün, biter elbet, bitince ben, ben olur muyum? İnsan her gün ölmüyor ki, öleceksem senden olsun. Bu gerçek mi? Bir türlü inanamıyorum. Bitti mi kabus? Bebeğim gelince bitecek. Yavuzlar hallediyor. Sorguda bebeğin yerini de öğrenecekler. Zaten başında doktor ve hemşireler de varmış sürekli. Başardın beyim. Dediğini fazlasıyla başardın. Durun durun. Ali, şunun sesini açar mısın? Bak, haberi çıktı. Silah kaçakçılığı skandalının yankıları sürüyor. Dün gece yarısı yapılan operasyonda ele geçirilen silahların sayımı halen sürerken polisin uzun zamandır peşinde olduğu Suriye asıllı Şeyh Ömer Abdal Cihan ve operasyonda yakalananların sorguları devam ediyor. Ömer kolay kolay çıkamaz değil mi oradan? Çıkar. Çıkar ama bizim ömrümüz yeter mi kendilerini görmeye bilmiyorum. Yakında Yiğit de kucağımızda olacak kızım işte bak. O iblisten kurtulduk ya. Gerisi kolay. Evet. Merhaba Ali Bey. Ben Akif Korkmaz. Ömer Bey'in avukatıyım. Neden aradınız beni? Ömer Bey aramamı rica etti. Sizinle özel bir görüşme yapmak istiyor. Ne konuşacak benimle? Bilgim yok. Kendisi tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye sevk edilecek. Saat 2:30'da sizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Ömer'in avukatı. Yine ne istiyormuş senden? Büyük bir ihtimalle uzlaşmanın yolunu arayacak. Hapishaneye sevk edilecekmiş hakkında. Beter olsun. Oh, sefamız olsun. Bugünleri gördük ya, çok şükür. Ne diyecek dersin? Mecbur bebeğin yerini diyecek. Ne diyecek namussuz? Ne yapacak? Başka kaçar mı kaldı? Ne zaman gideceksin Ali? 2:30'da bekliyormuş. Oğlum nerede? Düşündüğümden bir parça daha akıllı çıktım. Böylesi benim için daha iyi. İnsanın 1000 tane aptal dostu olacağına bir tane akıllı düşman olsun diyeyim. Biliyor musun, seninle en çok bu oyunlarımızı özleyeceğim Ali Bey. Haklısın. Bundan sonra bunun için burada bol bol vaktin olacak. Ama burada fazla kalmayı düşünmüyorum. Yardımına koşacak dostların da senden besbeterler ama. O yüzden seni çağırdım ya. Uzatma da söyle. Dilinin altında ne var senin? Kamer'i merak etmiyor musun? Kamer, benim oğlum. Beni öfkelendirmek için yanlış yerdesin Ömer. Şimdi bana Yiğit'in yerini söyleyeceksin. Ona ulaşmanın tek bir yolu var Ali Bey. Şart koşacak durumda değilsin. Bütün evlerini, iş yerlerini aratabilirim. Bu aylar ne alır?
Hem benim kimsenin bilmediği çok yerim var. Ne istiyorsun? Küçük bir yardım. Karşılığında bebeğini alacaksın. Ne yardım? Beni buradan kaçıracaksın. Hapishane sana iyi gelmemiş. Sağlıklı düşünemez olmuşsun Ömer. Anlıyorum. Sen diyorsun ki nasılsa elin kolun bağlı. Benim çocuğu bulmak için sonsuz vaktim var. Ama yanılıyorsun. Ne demek o? Fazla seçeneğin yok. Bana yardım et. Bu lanet delikten çıkar. Ben de sana bebeği vereyim. Bir daha benim yüzümü görme. Yoksa? Yoksa telaffuzuna dilim varmıyor ama Kamer'in hayatı bir telefonumla son bulur.